Stajların belirlenmesinin ardından büküm işlemlerini gerçekleştireceğiz. Sheet metal tuğusunun içerisinde açınımda bize yardımcı olacak iki tane komut bulunmaktadır. Bunlardan ilki Bent Operation, büküm formlarının açılmasında bize yardımcı olacak komutumuz. Diğer komut Analyze for Mobility One Step komutu. Bu da formlu bölgelerin açılımında şuradaki gibi bent geometrisinden olmayan bir açılım varsa bunun açılmasında kullanacağımız komut. Uygulama esnasında her iki komutun da kullanımını sizlere aktaracağım. Bent Operation'la başlıyoruz. İçerisinde 4 tane yöntem var. Unbent, bükümü açmak, Rebent, tekrar bükmek, Prebent, ön büküm seçenekleri, Overbent de açıyı bizim belirleyebileceğimiz seçenekler olarak karşımıza çıkmakta. Uygulamalarda Bracket Place parçası, bu parça bizim zaten orijinal datamız. Final ile başlıyorum. Final en son yerleştirilecek parça, yine bükümlerin yapıldığı son parçamız olarak ifade edilebilir. Final 1 mevcut parça üzerinde stage olarak, üzerinde çalışacağımız stage olarak Final 1'i belirliyorum. Ve ilk adımda şuradaki iki bükümün açılması gerektiğini apply diyerek onaylıyorum. Stage'lerde önceki stage'de herhangi bir değişiklik yokken diğer stage'lerin sonraki stage'lerin her birinin yaptığım değişikliğe göre kendini güncellediğini görebilmektesiniz. Aynı istasyonda diğer tarafta yer alan bükümleri 45'er derecede açacağım. Bunun için Prebend'i kullanıyorum. Aynı işlem için hem Prebend'i hem Overbend'i kullanabiliriz. Buradaki bükümlerden birinde iki tane bent'ten oluşmasını ve 45 dereceden itibaren bölünmesini istedim. Show Result'ı incelediğim zaman bendi ikiye böldüğünü görebilmektesiniz. Unbent dediğim zaman, ilk olarak bunu aç dediğimde 45 derecelik bir açınımı elde edebiliyorum. Buradaki bendin açılmasında overbend seçeneğini sizlere aktaracağım. Yine bendi seçip dilediğim herhangi bir açı değerini ilgili bölüme girebilirim. Ters tarafa doğru açtığını görüyorum. Show Alternative Result ile alternatif çözümlerden diğerini inceleyebiliyorum. 45 derecelik ilk açınım kısmının oluşturulduğunu görebiliyoruz. Yine benzer bir mantıkta önceki stage'de herhangi bir değişiklik yok ama sonrasındaki stage'leri inceleyecek olursak mevcut formun açıldığını gözlemleyebiliyoruz. Sıralamaya baktığım zaman en son işlem bu. Parçanın tamamen bükülmüş ve zımbaların vurulmuş halini görebiliyoruz. Bir öncesinde şuradaki bükümlerin olmadığını, şuranın 45 derece açıldığını, bir sonraki büküm için bir sonraki istasyonda Unbent seçeneğiyle stage olarak bu stage'i belirliyorum. Bu stage'in üzerine çalışacağız. Unbent her iki bendi de açılıma tabi tutacağız. Bir sonraki stajda bu bantların tamamen açıldığını
Belirledim. Bent olarak parçamızın üzerindeki tüm bent geometrilerini açtığımızı varsayıyorum. Burada hem açınımı yapıp hem de ilgili bölümde delik geometrilerinin oluşturulduğunu söyleyebiliriz. Geçerli stage bu parçayken yani final 3 parçası üzerinde çalışıyorken senkron modellemedeki delayed phase ile ilgili bölümlerin kapatılmasını gerçekleştirebiliriz. Mevcut işlem için delayed phase ile phase seçeneğindeyken seçim kuralı olarak single phase verip bir dikdörtgen seçimi değil de lasso kemer seçimiyle birlikte işlemimi gerçekleştiriyorum. Parçamın hem bu yüzündeki hem de diğer yüzündeki formların seçilmiş olduğundan emin oluyorum. Onaylamamla birlikte ilgili bölümdeki kısımlar ortadan kaybolurken diğer stajlerde de olmadıklarını görebiliyorum. Aynı şekilde bu bölgenin kaldırılma işlemini de gerçekleştirebiliriz. Diğer stajlerde formun olmadığını görebiliyoruz. Make Workout yaparak ilgili stage'i aktif hale getiriyorum. Bu stage'de ise şu bölümü kaldıracağımızı, vurduğumuzu varsayıyoruz. Dolayısıyla bir önceki stage'de bu bölümün olmaması gerekmekte. Burada bunu vurduğumuz için Workout yapalım. Ve ilgili bölümün açılımını gerçekleştirirken Sheet Metal Tools'taki Band Operation seçeneği kullanılamayacaktır. Çünkü burayı bir band olarak görmeyecek. Analyze Formability One Step komutu kullanılarak işlem gerçekleştirilebilir. Komutun uygulaması tek adımda açınım yapmaya yönelik oldukça etkili seçeneklere sahip. Unform Region'da açınım yapılacak bölgenin tanımlanmasını gerçekleştireceğim. Tüm yüzeyler değil, sadece açılacak yüzeyleri parça geometrisi üzerinden seçiyoruz. Target düz yüzey, gövde yüzeyi olarak tanımladım. Ve aradaki sabit kalacak açınım hattını yazılım otomatikman buldu. Malzeme olarak stil tanımlaması geçerli kılınıyor. Thickness Infer Thickness seçeneği işaretli ise parçamızın cidel kalınlığı otomatikman algılanır. Parçamızın dış yüzeyine göre doğrudan katı model üzerinden açınım yapılabilir. Calculation noktasında Infer Element Size size seçmiş olduğunuz yüzeylerin üzerinde uygulanabilecek en uygun element boyutlarını vermektedir. Biraz daha küçültüyorum. Ve formu meşliyorum. Yapılan meşlemeyi görebilirim. Calculation seçeneğiyle açınımı elde edebiliriz. Açınım hattını curve olarak, eğri olarak bize sunmaktadır. Komutu OK diyerek onaylıyorum. Sadece açınımı bulmak değil, burada açınım geometrisini modellemek de ihtiyacımız olacak. Bu sebeple Feature Arrow çubuğu içerisinde yer alan Extrude komutunu kullanabiliriz. Komutun uygulanmasında seçim kuralı olarak
kör verilebilir. Böylelikle seçine alan içinde sadece körler yakalanacaktır. 1.5 olan cidar kalınlığını da tanımladım. Bunun sekmesinde yer alan United seçerek mevcut katıya birleşmesinin ve tek parça haline gelmesi gerektiğini istedim. Şu rezultatlı sonucu inceliyoruz. Formun tek parça haline geldiğini görebiliriz, inceleyebiliriz. Ancak sadece bu hattın tek parçası olması, tek parça olması yeterli değil. Alt kısmının da trimlenmesi, ortadan kaldırılması gerekmekte. Bununla alakalı olarak trim body komutu kullanılabilir. Mevcut katıyı seçip tanımlanan yeni bir plane ile, ki o plane bu yüzeye, bu düzlemsel yüzeye sıfır olacak şekilde parçadan alt tarafı trimlendiğinde ortaya açınım hattımız çıkmaktadır. Eğri hatlarını da kaydettim. Geometrimizin açılım hali şu an için ekranda görmüş olduğunuz gibidir. Montaja geri dönerek açılımı inceliyorum. Açılım hali. Burada bu vuruluyor. Burada kalibre yapılabilir. Burada şuradaki formlar ve bu vurulacak. Zımba vurulabilir. Şu bölümdeki. 45 derece açılımlar. Şuradaki açınım. 90 derece. Ve buradaki Z band geometrisi oluşturuluyor. En son bracket place parçası karşımıza çıkıyor. Elde ediliyor. Görmüş olduğunuz 6 tane stage ve parçamız band dizaynımızın sadece büküm kısmını oluşturmaktadır. Öncesinde ise bandın üzerinde şu hattı oluşturulacak, parça geometrimizi oluşturulacak, zımba geometrileri, tasarımları, scrap dizaynlar yapılacak. Bununla ilgili olarak bir sonraki videoda zaten işlemi inceleyebileceğiz.